Tersanede. Yeni tip denizaltı projesi sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile ADV MFI ortak girişimi arasında 2 Temmuz 2009 tarihinde imzalanmış ve 22 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projenin yürürlüğe girmesini mütakip Gölcük Tersanesi Komutanlığındaki altyapının iyileştirilmesine ve yüklenici tesislerinde dizayn kontrol faaliyetlerine başlanmıştır. Altyapı iyileştirmeleri kapsamında mukavim tekne imalat hattını oluşturan tezgahlar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na kazandırılmış, dizayn faaliyetleri kapsamında projeye ait dizayn dokümanları incelenmiş ve doğrulanmıştır. Tüsen Grup Marine Systems ana yükleniciliğinde gerçekleştirilmekte olan projede yerli firma ve kurumlarımız da alt yüklenici olarak görev almaktadır. İnşa edilecek olan yeni tip denizaltılar, modern torpido ve güdümlü mermileri atma, gütme kabiliyetine sahip olacaktır. Yeni tip denizaltı projesinin ilk gemisi olan TCG Piri Reis'in inşasına 28 Eylül 2015 tarihinde başlanmıştır. 12 ay aralıklarla inşalarına başlanan ve başlanacak olan denizaltıların ilkinin inşasının 62 ay süreli olarak 2021 yılında, takip edenlerin ise 61 ay sürmesi ve hizmete girmeleri planlıdır. Arz ederim. Yeni tip denizaltı, Aydın Reis denizaltısının ilk kaynağının yapılması Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan arz olunur. Gerçekleşiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da birazdan protokoldeki yerinden kalkacak ve yeni tip denizaltı Aydın Reis'in ilk kaynağını, ilk kaynak törenini gerçekleştirecek. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. TCG Burgaz Adası'nın deniz kuvvetlerine tesliminin ardından yeni tip denizaltı Aydın Reis'in ilk kaynak töreni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baretini taktı ve yeni tip denizaltı Aydın Reis'in ilk kaynak töreni gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlıklarını tamamladı ve yeni tip denizaltı Aydın Reis'in ilk kaynağını gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı. Şu dakikalarda Tuzla'daki tersanede yeni tip denizaltı Aydın Reis'in ilk kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor.